kendilerinden ayrılmak ister. Diyor ki biz bölücü değiliz. Aynı yazıdan benim mahkememiz ki bölücülük yapıyordu. Ya biz değiliz diyoruz. Kardeşim biz bölücü değiliz. Şimdi Akın Musa'nın işte İstanbul'da Fırat Talebi yurdunu kurarken sadece Kürt gençlerine değil, aynı zamanda Türk gençlerine de büyük destek sunmuştur. Onun yine küçük bir anısı vardır. Canım İstanbul'u, İzmir'i, Antalya'yı, Adana'yı, Mersin'i, Bursa'yı, Konya'yı Türklere vereceğim de ben Şemdinli'ye, Mardin'e, Sirt'e ne yapayım yani? Bu böyle bölücülük yok. Polis yurda bir şekilde giriyor ve o talebelerin parasız yurda aldığı talebelerin kağıtlarına bakıyor. Bakıyor ki bunların hepsi Türk. Türk gençlerinin hepsini parasız almış yurda. Onun şahsiyeti milliyetçiliğe sığdırılacak bir şahsiyet değil bence. Çünkü bir derya gibi bir yüreği vardı. Onun Kürtlerden çok Türk dostu vardı. 1943 yılında İstanbul'da Dicle Talebe Yurdu Müdürü idim. 3-5 polis ve komiser bana saldırdı. Tekme, tokat, küfür, bir para. Sebebini sordum. Komiser, ulan hain oğlu hain, kusurunu bilmiyor musun? Yok dedim, it oğlu it. Bu kadar güzel Türkçe plak varken ne bok yemeye yurtta Kürtçe estek çalıyorsunuz. İşte biz buradan geliyoruz aziz Türk ve Kürt gençleri. Mahkemede hakim soruyor, diyor ki Musa niye Kürtçe yazıyorsun? Ape Musa da diyor ki hakim bey, bu ülkede niye Ermeniler, Yahudiler, Rumlar, Pekala yazıp çizip gazete yayınlayabiliyorlarsa ben de yapmalıyım bunu. Ben de bunu işte Kürtçe yazabilmeliyim diyor. Diyor hakim de diyor ki Musa onlar azınlıktır. Yani o da diyor ki peki hakim bey, bu ülkede azınlık çoğunluktan daha mı çok avantajlı diyor. O zaman beni de azınlık kategorisinde değerlendirin diyor. Hakim de demiş ki ya Musa vallahi elimde değil yani. Elimde olsa yaparım. Yani Kürtçe asılın yasak olduğu bir dönemden Kürtçe tiyatro yaptığımız bir döneme geldik. Bu bir şeylerin değiştiğini gösteriyor. Beden vasiyayı, kasar grand bu. Meşhurt, çafurt, dil galhamel hasiyebu. Lomeşi şernebu. Yaman, yan jineman.